Merhaba. Şu an maskemin olması güzel bir şey çünkü kimse beni o kadar da konuştuğumun farkına varmayacak. Ben Haliç vapur hattında, Haliç'te biraz süzüleceğim şu an. Haliç'teki vapur bayağı uzun uzun sürüyor yolculuğu. Çünkü yavaş yavaş gidip birçok durağa uğruyor. Hazır evde tek başıma kalmışken, pandemiden önce İstanbul'da çok tek başıma gezerdim. O yüzden tek başına bir gün adlı bir video çıkar mı diye düşündüm. Çünkü ben tek başıma gezerken çok mutlu olan bir insanım. Ve Haliç'teki vapura gerçekten bayılıyorum. Belki siz de bir gün gelmek istersiniz. Belki siz de bir gün bu vapurda yolculuk etmek istersiniz. Size fikir olsun. Tek başıma Karaköy'e gideceğim. Karaköy'de bir camiye gireceğim. Herhangi bir camiye gireceğim. Ve bol bol yürüyeceğim. Tamamen rastgele yerlerde. Rastgele bir gün olmasını istiyorum. O yüzden çok mutluyum şu anda. Umarım sesim alınıyordur. Çok mutluyum değil de çok böyle huzurlu hissediyorum. Uzun zaman sonra tek başıma bir gün çıkabildiğim için. Birazcık ikindi vaktine doğru çıktım. O yüzden kısa sürecek. Ama daha iyi oldu. Zaten İstanbul'a geldiğimde o kadar çok her gün bir şey yaptım ki çok yoruldum aslında. O yüzden haldır huldur gezmektense daha böyle sakin, daha kaliteli kısa bir zaman daha güzel oluyor. Bol bol dışarı bakacağım. Siz de bana eşlik edeceksiniz. Çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım. Şimdi Yeraltı Camii'ne girdim direkt vapurdan indikten sonra. Eminönü'ne gidip Türk kahvesi alacağım galiba çünkü Eskişehir'e götürmek istiyorum. Öyle güzel yürüyeceğim şimdi. Yeraltı Camii'ne de hiç girmemiştim. İstanbul'da aslında çok cami gezmedim ve bu yüzden birazcık hüzünlüyüm. Umarım daha çok gezme fırsatım olur. Hazır gelmişken de burada bana en yakın olan camiye girdim. Şimdi buradan Karibu'dan bir kahve alıp köprüyü geçip Eminönü'nden bir Türk kahvesi alacağım. Eskişehir'e götüreceğim. Hem Eminönü'nü de gezmiş olurum. Burada başka pek yapabileceğim bir şey yok herhalde. Belki Haliç'te gün batımını izlerim en son. Ve sonra eve dönerim. Kısa ama güzel bir zaman dilimi benim için.
Etrafta çekiyorum ama. Vapur yolculuğu çok güzeldi. Uzun zamandır hiç öyle bir vapur yolculuğu yapmamıştım tek başıma. Çok özlemişim. Herkes bana bakıyor ama ben burada video çekiyorum. Çıkın çıkın, kendi başınıza çıkın ve gezin bence. Bu bazılarının hiç katlanamadığı bir şey ama benim çok sevdiğim bir şey. Bugün de böyle kendimle bir buluşma ayarladım. İstanbul'a bunu da sığdırdım. Mutluyum. Hadi bakalım şimdi Eminönü'ne gidelim. Merhaba. Şimdi Yeni Cami'nin yanındaki böyle minik meydana oturdum. Türk kahvelerimi aldım. Buradalar. Keşke şu çöpler olmasa. Keşke. Hava çoktan, yani güneş çoktan battı. Büyük ihtimal Karaköy'de o dediğim gün batımını izleme şeyini yapamayacağım. Ama burası çok güzel. Minik kediler var. İnsanlar oturuyor. Eminönü'nden kahve alıyorlar, bilmem ne alıyorlar. Turistler dondurma alıyor. Dondurma alan turistlere dondurmacılar sürekli dondurmayı vermeme çabasında. Böyle şeyler oluyor Eminönü'nde bugün. Bilmiyorum, birkaç kahve aldım vesaire. Taş aldım Ali Baba'dan. Ne aldığımın unuttum adlarını. Birisi mavi kalsit sanırım. Biri de bilmem ne. Gösteririm sonra. Küçücük araba, ne güzel. Başka. Bugün çok güzel bir gündü. Şimdi Karaköy vapur saatlerine bakacağım. Ben buraları çok ama çok seviyorum ya. Gezmek çok hoşuma gidiyor. Her yeri o kadar katman katman hissettiriyor ki attığın her adımda bambaşka bir şey görebiliyorsun. Ve sürekli mesela bir noktada durup farklı farklı açılardan bakmak istiyorum. Her şeye. Bir sağına geçmek istiyorum, bir soluna geçmek istiyorum. Bir tam ortada durup bakmak istiyorum. Bir dönmek istiyorum. Buralar gerçekten çok güzel hissettiriyor. Çok çok seviyorum. Kahvemi içtim. Kahvemi içip kahve aldım. Kuşlar çok güzel uçuyor. İstanbul'u seviyorum ama İstanbul biraz yorucu ya. Şeyi fark ettim. İstanbul'a geldiğimden beri kendime yer kalmadı. Çünkü Eskişehir'de çok alışmışım pandemi döneminde. Eskişehir benim için daha sessiz, daha sakin geçen bir yer. Daha sanki inzivaya çekilmişim gibi bir his veriyor. Ama burası öyle değil. Burada sürekli bir şey yapıyoruz. Burada sürekli gezilecek bir yer var. Yapılacak etkinlik var. Pandemide bile. O yüzden daha zor bir yer. Daha kendini dinlemenin zorlaştığı bir yer İstanbul benim için. Ama aynı zamanda da çok sevdiğim bir yer. İkisi de olmalı bence insanın hayatında. Yani benim hayatımda bence iki yere de ihtiyacım var. Bir böyle çok görülecek yeri olan şehirler. Bir de böyle daha sakin bir inziva köşemin olacağı şehirler. İkisi de lazım bence. Eskişehir'deyken kendimle yaptığım bazı yürüyüşleri hatırlayıp İstanbul'daki çok böyle çok özlem duymuştum. Bir soru cevap videomda da demiştim sanırım. Hani ben zamanında gerçekten çok 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 gezdim İstanbul'da tek başıma ve çoğu kişinin yapmayacağı birazcık delice görünen bence ve birazcık da tehlikeliydi. Mesela Belgrad Ormanı'na gitmiştim. Bunu yine söylemiştim bir videomda. Ama çok keyifliydi. Çok gezmiştim. Gezmemin nedenlerinden biri mesela atıyorum yurtta durmamaktı aslında.
Kendimi hep sokağa atıyordum. Kendimi hep sahil kenarına ya da işte bir ormana, başka bir yerlere atıyordum. Ve bana çok iyi geliyordu. Saatlerce yürüyordum. Gerçekten haddi hesabı yok. O günleri çok özlemiştim. Ve şimdi yine tek başıma, hazır bu kadar uzun kalmışken, 2 haftadır falan buradayım herhalde. Kendime de bir gün ayırdığım için, birkaç saat kendime de ayırabildiğim için mutluyum. Şimdi bakalım Karaköy vapur saatlerine. Kalabalıktayken nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Hayattaki hakikatten uzaklaştığımı hissediyorum bazen. Yani böyle o yüzden de birazcık kaybolmuş hissediyorum. Ama tek başımayken daha... Kolay gelsin. Herkesin yapısı farklı bence. Benim de böyle yalnız kalmaya çok ihtiyaç duyduğum zamanlar oluyor. Diğer türlü çok savruluyorum ben. Her seferinde bir oturup vakit geçirmem gerekiyor böyle kendimde. Yoksa çok savrulmaya yatkın, meyilli bir insan profiliyim. Bazı şeyler hatırlamak gerekiyor bence. Benim fikrim bu. İnşallah hepimiz hatırlarız. Eğer siz de benim gibi seviyorsanız ve İstanbul'daysanız bir vapur yolculuğu yapın. Bir Eminönü'ne ya da bir Karaköy'e gelin. Ya da olduğunuz yerde gün batımını görebileceğiniz en kısa yere hemen koşun. Gün batmadan yarım saat en azından izleyin o mükemmel renklerin geçişini. Çünkü çok güzeller bence. Mutluyum. Ve çoğu kişi de bana bakmıyor. Çok güzel o yüzden. Kapatıyorum o zaman. Karaköy vapur saatlerine bakalım ve bugünü bitirelim. Bu kısacık bir video olabilir. Bayağı konuştum aslında ama çok güzel bir gün. Mutluyum. Mutlu kalın siz de. Hoşça kalın. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. Umarım sesim güzel gelmiştir. Sizi seviyorum. Bye bye.